Ben Avukat Ayhan Öğmen. Geçen haftadan bir takipçimizin sorusu şu yönde. ABD vizesiyle Amerika'ya gelip hangi durumlarda Amerika'dan deport edilirim? Deport yememek için Amerika'da nelere dikkat etmem gerekir? Diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Siz ABD'ye yasal vizenizle geldiğiniz zaman elinizde var olan vize statünüzü ya da vizenizi ihlal etmediğiniz sürece... Deport yani ülke dışına sınır dışı edilme durumuyla karşı karşıya kalmazsınız. Ama size Amerika'da verilen yani Amerika ya gelmeniz için verilen vizenin kurallarına aykırı davranırsanız ve o da ortaya çıkarsa sınır dışı sürecine girme riskini elde edersiniz. Ve tabi diğer en önemli durum ise size verilen yasal durumu geçirmek ve yasal durumu geçirip burada kalırsanız o zaman eğer herhangi bir başvurunuz yoksa statü değişikliği gibi burada kalabilmenize imkan sağlayacak başka bir başvurunuz yok ise o zaman sınır dışı sürecine girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, bu noktada kişiler sınır dışı sürecine girme ve sınır dışı yani deport edilme durumuyla karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla takipçimizin sorduğu diğer sorusunda hani nelere dikkat etmek gerekir? E, bu duruma düşmemek yani deport yememek ya da deport edilmemek için önemli olan nokta bir yasal durumunuzu geçirmemek, iki yasal durumunuzun eğer burada kalacaksanız veya süresinden daha fazla burada kalacaksanız, o zaman yasal durumunuzun süresi içinde gerekli uzatma ya da değişikliklere başvuruları yapılması zamanlı olarak sizin bu statüyü ihlal etmenize ve sınır dışı sürecinize girmenize engel olacak bir durumdur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel ile geldikten sonra Amerika'da staj yapma imkanım var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki mesele şu. Siz Work and Travel ile geldiğinizde bir yaz programı için gelmiş oluyorsunuz. Eğer bu program sonrasında siz tekrar Amerika'ya gelmek istediğinizde ve bu sefer staj yapmak için geliyorsanız Gene J-1 vizesi alıyorsunuz, Work and Travel'ın da bağlı olduğu vize türünü alıyorsunuz. Ama bu sefer bir yıllık bir staj programıyla Amerika'ya geliyor olmanız e, gerekiyor. Dolayısıyla evet burada Work and Travel'a geldikten sonra yasal durumunuzda herhangi bir ihlal yaratmadığınız sürece programınıza uyduktan sonra ve zamanlı olarak ülkenize geri döndükten sonra eğer Amerika'daki bir firma sizinle çalışmak istiyorsa stajyer olarak sizin için o zaman stajyer başvurularını yapıp buradan C1 vizesini onay alıp diyor ülkenizden Amerika'ya C1 vizesi staj imkanıyla gelebilmeniz mümkün olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Wyoming'de kurulmuş bir şirket ile örneğin Texas'tan mal alıp Türkiye'ye ihracat yapabilir miyiz? Bu durumda firmanın kurulduğu eyalete göre mi? Yoksa Teksas vergilerine göre mi vergilendirme yapılır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin şirketinizin ana merkezi herhangi bir eyalet olabilir. Ama bu sizin o eyalette olmanız başka eyalette iş yapmanıza engel bir durum değildir. Önemli olan şirketinizin kurulduğu eyaletin dışındaki bir eyalette iş yapıyorsanız oradaki bazı izinleri almanız gerekebilir. Eğer orada da bir depo ya da ofis tutma durumunuz var ise. Yoksa sadece iş anlamında, satış yapma anlamında bunda bir engel yok yapılabilir. Ve günün sonunda evet bu tip diyelim Wyoming'de kurduğunuz bir şirketin Texas'ta iş yapmasına bir engel yoktur. Oradan mal alıp e, Türkiye'ye göndermenizde bir engel oluşmayacaktır. Şimdi ikinci duruma geldiğimizde şirketin e, vergilendirme durumuyla ilgili durumda ise şirketin e, kuruluşunun yani şirketin kuruluş ya da bulunduğu eyaletteki vergilendirme sistemine tabi olacaksınız. Ama e, sizin diyelim Teksas'taki yapacağınız çalışmanın sizin ne ölçüde orada vergiye tutacağı da önemli bir durum olacaktır. Dolayısıyla siz orada eğer bir depo açıp mal alıp malları oraya koyuyorsanız o zaman siz e, Teksas'taki vergilerle de karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla bunun en iyi vergilendirme noktasındaki en iyi e, dikkatli cevabını tabii ki muhasebeciniz ya da buradaki e, mali müşavir denilen CPA'lerden almanız çok daha sağlıklı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green card sahibiyim. Ailemden birinin anne baba veya kardeş vefatından dolayı Amerika dışında bir yıldan fazla Türkiye'de kalırsam ve vefat durumunun da belgelerini yanımda getirirsem... Amerika'ya girişte sorun yaşar mıyım? Bu durumda ne yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki mesele şu. Sizin green kartınız var ve eğer siz Amerika dışında şu an bir yıldır kalmadıysanız ama kalmak üzereyseniz tavsiyem tabii ki Amerika'ya bir yıldız dolmadan seyahati gerçekleştirmeniz olacaktır. Ama siz bu durumda değilseniz ayrılamayacaksanız bir yılınız geçecekse ya da geçmiş durumdaysa o zaman evet sizin hayatını kaybeden ...aile bireyinin ölüm sertifikasını ve tercümesiyle beraber almanızda fayda var. Ve bundan dolayı da Amerika'ya giriş yaparken durumunuzu anlatabilirsiniz. Yani bu sayede e, ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunuzu... ...tabii ki ailevi bir kayıpla ve bu da sizin orada kalmanızı doğurduysa... ...dolayısıyla bunu anlatabilirseniz kapıdaki görevliler... ...bahsettiğiniz noktalarda anlayışla karşılayabilirler. Ama tavsiyem bir yıl geçtiyse çok fazla uzatmadan hemen en kısa zamanda giriş yapmanız çünkü daha uzun süre geçtikten sonra gelmeniz çok daha zor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da hastalandığımızda sıkıntısız bir şekilde hastaneye nasıl gidebiliriz? Amerika'daki yüksek hastane masraflarından kurtulmanın yolu yok mudur diye takipçimiz bize soruyor. Şöyle yanaşabilirsiniz. Ee, özellikle e, buraya uluslararası işte belki seyahat etmek için ya da burada öğrenci olmak için geliyorsanız ya da staj için bu durumlarda Türkiye'den de bir e, sağlık sigortası firmasıyla anlaşıp uluslararası sağlık sigortası almaya çalışabilirsiniz yani Amerika'da kullanabileceğiniz bu tip yöntemler oluyor bunu da en iyi tabii siz şu an Türkiye'deyken oradaki sağlık hizmeti ya da sigortası veren özel firmalarla konuşup bu noktada Amerika'ya geldiğiniz ya da Amerika'da bulunduğunuz süreçte sağlık konusunda bir sorun yaşadığınızda bunun sigortayla nasıl aşılabileceği noktasına bakabilirsiniz. İlk tavsiyemiz bu olacak size. İki, tabii eğer Amerika'da bulunduğu süreçte bir acil bir durumunuz olursa tabii ki hastane acile gidebilirsiniz. Hastane sizi alacaktır. İşlem hani şey noktasında e, sizin gelir durumunuza bakmadan sizin aciliyet durumunuzu el atacaklardır. Dolayısıyla bu ödeme noktasında da gelir durumunuzun düşüklüğü olmamasına göre Bazen bu tip hastanelerin vakıfla bağlı oldukları için onların belli bir bütçesinden bunun ödenme durumu mümkün olabilir. Bunun için de tabii ki hastane ile konuşmanızda fayda var. Yoksa tabii Amerika'da bulunduğunuz süreçte Amerika'da da sigorta yaptırabiliyorsanız sigorta yaptırmanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Kısım Amerika'da doğdu. Bu sene Green Card tarihlerinden birisiyiz. Um, ds 860 formunu doldururken kızımız için de form doldurmamızı istiyor. Biz doldurmadık bir mahsuru olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki mesele şu. Eğer e, siz Green Card'a başvuru yaparken kızınız daha doğmamışsa tabii ki ondan bahsetmenizi gerektiren bir durum yok. İlk daha başvuru yaptığınızda. O da geçen yıl. Eğer ondan önce doğdu ve bildirmediyseniz o başvuruda bu bir sorun oluşturabilir. Yani siz geçen sene 2 Mayı'nda başvuru yaparken bu e, DV loteriye e, çekilişe eğer kızınız varsa ve ondan bahsetmediyseniz bu sizin hak elde edememenize yol açabilir Green Card için. Ama yok o konuda bir sorun yok ya da bildirdiniz ya da kızın sonra doğdu. Onda bir problem yok. Ama zaten anlaşılan kızınız Amerika vatandaşı Amerika'da doğduğu için. Dolayısıyla onun için DS-260 formu doldurmanıza gerek yoktur. Sadece sizin DS-260 formlarınızı doldurmanız yeterli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'de bir şirket var ve bizi dil kursuna gider gibi Amerika'ya getiriyormuş. Daha sonra EB3 diye bir programla 24 bin dolar ödeyerek green card alacağımızı söylüyor. Böyle bir şey mümkün müdür diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani biz tabii böyle bir şirket var ya da hangi şirket böyle bir şey doğru mudur? verdiği sözü yerine getirecek midir, getirmeyecek midir? Böyle bir durumun garantisini yani biz söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu noktada hani bu doğru mudur, değil midir yorumu yapmak yanlış olur. Dolayısıyla size tek söyleyeceğim nokta dikkatli olmanız. Hani herhangi bir dolandırıcılık durumuyla maruz kalmamanızda fayda var. Eğer bu şirketin bu tarz bir durum ya da teklifle geliyorsa bu noktada onlardan anlaşma alıp aynı anda onlardan bu süreci tamamlamış. Kişilere ulaşırsanız çok daha sağlıklı bir cevap alabilirsiniz. Yoksa iş yerleri üzerinden yani yeşil karta başvuru eb 3 altında gidebilmek mümkün olan bir imkan ama mesele böyle bir başvuru olacak mı, olmayacak mı noktası ya da bu başvuru yapacak firma gerçekten var mı? Ve gelir durumu yeterli oluyor mu, olmuyor mu? Bu da çok önemli. Dolayısıyla hani bu noktada benim size tavsiyem dikkatli olmanız ve o dikkate göre hareket etmeniz. Çünkü gün sonunda yarın e, olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmayın derim. Ve bu sayede de takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Birkaç gün önce Türkiye'deki arazim ile ilgilenen bir Amerika vatandaşıyla tanıştım. Amerika'da pizza restoranı olduğunu ve arazimle bunu takas edebileceğini söyledi. Arazimin değeri 100 bin dolar civarlarında. Sorum ise takas yolu ile Amerika'da yatırımcı vizesi alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani günün sonunda siz yatırım yaparken yatırım noktasında riske atmanız gereken bir miktar olması gerekiyor. Ve buradaki duruma baktığımızda tamam siz yeri almak için bir bedel veriyorsunuz, bir karşılık veriyorsunuz. O da Türkiye'deki malınız olabilir ama gün sonunda ideal olan yöntem eğer yapabilmek mümkünse o arazinin tabii satışı satışından elde edilen parayla buradaki firmanın devralınması olabilir. Çünkü öbür türlü genelde bakacakları yöntem Amerikan konsolosluğunun sizin elinizde bir nakit bir paranızın olup olmadığı ve bunu da sizin Amerika'ya gönderip bu firmayı satın alıp almadığınıza bakabilirler. Dolayısıyla çok daha karışık hale getirmemek için takas yolundan ziyade satış karşılığında da siz buradaki iş yerine o parayla satın alırsanız çok daha ideal bir yatırımcı vizesi yönteminde ilerlemiş olursunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ve çoğu zaman bir şeyin %100 kabul alacaktır demek de çok zor. Bunu da bilmenizde fayda var. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika F1 vizesiyle geldim. Amerika'ya iltica etmeyi düşünüyorum. Eğer iltica etti alırsam beni hemen sınır dışı ederler mi? Yoksa devam eden okulum ve F1 vizemle Amerika'da kalmaya devam edebilir miyim? diye takipçimiz bize soruyor. Siz F1 vize statünüzü devam ettirdiğiniz sürece yani okulunuza gidip programınızı devam ettirdiğiniz sürece bu yapacağınız ikinci başvurunun olumsuz sonuçlanması sizin yasal statünüzü engellemez. Dolayısıyla o başvuru ret aldığı zaman ve siz e, öğrenci statünüzü devam ettiriyorsanız ve okulunuzu bırakmadıysanız ya da statünüzü ihlal etmediyseniz sizi sınır dışı sürecine koymazlar. Siz okulunuza devam edersiniz ve yaptığınız başvuru sadece ret alıp kapanmış olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da vizemle yasal bir şekilde kalıp iltica başvursam, vernet alırsam sonrasında Amerika'da yatırım yapmak istediğimde geçmiş iltica başvurum, yatırımcı vizesi sürecimde bana sorun çıkarır mı diye güzel bir soru soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim yani tabii ki gün sonunda sizin içeri verdiğiniz bir sığınma dosyası var ve sığınma dosyasında biz ben ülkeme gidemem diyorsunuz ve onun üzerine siz yatırımcı statüsüne başvurduğunuzda maalesef bu durum önünüze gelecektir. Dolayısıyla normalde başvurunuzda bir engel, bir durum yok ama niyet noktasında sizin burada gerçekten geçici mi, daha kalıcı mı kalacağınız noktası sorgulanacaktır. Dolayısıyla eğer siz yatırımcı vizesi gibi bir durumu düşünüyorsanız o zaman öncelikle ona başvurmakta fayda var. Onun onayından sonra diğer durumu ...değerlendirmeye de başvuru yapalım diye imkanına bakmanız çok daha sağlıklı olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya dil okulu için veya üniversite okumak için gitmek isteyip F1 vizesine başvuru yapmak istediğimizde banka hesabımızda ne kadar para göstermemiz gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu sorunun cevabı çok net aslında. O da şu. Siz gitmeyi planladığınız dil okulu ya da üniversitenin size I-20 formunu verirken şart koştuğu finansal durumun e, kapsayacak kadar bir maddi durum olması yeterli olacaktır. Dolayısıyla sizin başvurduğunuz ya da gideceğiniz programın size göstermenizi istediği rakam zaten bankanızda olması gereken en düşük rakam deyip takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde: Amerika'da bulunan yakının oradaki evini trust hazırlayarak bana bırakmak istiyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Bana evini bırakabilir mi? Amerika'da ev sahibi olmak bana ne gibi bir hak sağlar? Örneğin evi satabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyebilirim. Tabii ki e, Amerika'daki biri. Türkiye'de yaşayan birine tabii ki evini bırakabilir. Bunda bir problem yok. Amerika'da ev sahibi olmak ne gibi haklar sağlıyor noktasında sadece Amerika'da bir e, gayrimenkulünüz var. E, ve sadece hak bu kadar. Yani Amerika'da oturum ya da burada yasal bir durum elde etme hakkı sağlamaz. Evin sinadınız olması ya da evinizin olması sağlamaz. Sadece bir eve yani gayrimenkule sahip olmuş olursunuz. Ve ondan gelecek tabii kira gelirleri ya da sattığınızı satış bedelini alabilme durumu gibi haklar doğar. Evi satabilir miyim sorusunu sormuşsunuz. Yani teknik olarak tabii ki sizin yapılmış bir evi satabilirsiniz. Ama burada özel bir durum var anladığım kadarıyla. Yakınınız evi size direkt bırakmayıp trust dedikleri yani vakıf mantığındaki bir e, duruma geçirse o zaman sizin onu o hazırlanan sistemin ya da anlaşmanın ya da düzenin sizin onu satıp satamamınıza imkan vermesine göre bu halkınız olacak. Dolayısıyla farz edelim yakınınız bunu kurdu ama dedi ki bu evin sadece amacı işte gelir elde edecek ve bu gelirde diyelim sizin okul masraflarınıza gidecekse ve siz onu satamayacaksınız o zaman siz maalesef onu satamayacaksınız. Sadece oradan elde edecek gelir ya da orada yaşama gibi hakları veriyorsa onları sağlayacaksınız. Dolayısıyla size bu evi bırakacak yakının nasıl bir durumla size bıraktığı siz bu evi alıp alamayacağınız, satıp satamayacağınızı belirleyecek bir durum olacak diyeyim. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Şimdi geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben 5 yıllık öğrenci vizesi aldım ve seneye yazın work and travel yapmak istiyorum. What programı yaparsam öğrenci vizem iptal olur mu? Şu anda Amerika'da dil okulunda okumaktayım ve Eylül ayında Türkiye'ye döneceğim diye bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki elinizde 5 yıllık bir vize var. Ama bu vizenin geçerliği tabi sizin Amerika'da okula gittiğiniz sürece geçerli olacak bir vizedir. Eğer siz bu bir yıllık programınızdan sonra diyelim döndünüz ve Work and Travel'a başvurdunuz. Eğer Work and Travel başvurusunu yaptığınızda Amerikan konsolosluğu sizin vizenizi iptal etmek isterse edebilir. Etmek zorunda değil ama ederse evet o zaman maalesef elinizdeki öğrenci vizesini kaybetmiş olursunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşim iki önce Amerikan vatandaşı oldu. Türkiye'de dünya gelmiş bir oğlum var. Şimdi onu Amerikan vatandaşına geçirmemiz için ne yapmalıyız? Hangi formu doldurmalıyız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle bir durum var. Anlaşılan çocuğunuz eşiniz Amerikan vatandaşı olmadan önce doğmuş durumda. Dolayısıyla Türk vatandaşlığı var. Burada yapılması gereken nokta eşinizin çocuğunuza yeşil kart başvurusu yapması gerekiyor Amerika'da göçmen tersine ve bu yeşil kart başvurusunu yaptıktan sonra e, oğlunuzun e, Amerika'ya gelip yeşil karta sahip olması gerekiyor. Ve buna sahip olduktan sonra yaşı hala ufaksa o zaman kendisi Amerikan vatandaşı için başvuru yapabilecektir. 5 yılda olmasını beklemesine gerek yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplayalım. Form noktasında e, süreç biraz karışık olabilir. Ama göçmen dersine başvurmak gerekecektir. Eğer bu noktada bir avukatla çalışılması ihtiyaç duyulursa en azından süreci sorunsuz atlatmanız mümkün olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da emekli olup rahatsızlığımdan dolayı çalışamıyorum. Ancak bankaya 30 bin dolar borcum var. Eğer son zamanlarda iflas ettiğimi söylesem ödeyemedim bu borçtan dolayı banka beni mahkemeye verir mi? Ne, ne gibi evraklar ister diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gün sonunda banka sizden alacaklı durumda alacağını almak için size taleplerde bulunacaktır. Ödeme yapmadığınızda ya da buradaki icra takip yapabilen aracı firmalara verecektir. E, onların sizden alabilmesi için ya da mahkemeye gidecektir ve mahkemeden size karşı boş kararı çıkmasını isteyecektir. Dolayısıyla onların bunu yapması mümkün olur sizin iflas ettim demeniz yeterli değil. Çünkü zaten iflas işlemini yapıyorsanız o zaman bankayı da o iflas sürecinin içine almanız lazım ki o borcunuzdan kurtulabilirsiniz. Dolayısıyla eğer iflas etmediyseniz, iflası vermediyseniz o zaman iflas vermeyi düşünebilirsiniz bütün borçlarınız için. Ve o zaman da bu banka olan 30 bin dolar borcu da belirtmek zorundasınız. Ve onlara da haber gitmek zorunda e, olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 vizesiyle Amerika'ya geldim. Yaklaşık bir buçuk yıldır dil eğitimi alıyorum. Bu süreçte Amerikalı bir kız arkadaşım oldu. Bir yıldır beraberiz ve kısa süre önce evlendik. Daha da Green Card başvurusu için form doldurma evresindeyiz. Benim sorun tam olarak şu. Evlilik yaptıktan sonra okula daha zorunluluğu zorunluluğum var mıdır? Yoksa direkt mevcut lastesiyle okula gidip evlendim, beğen edip bırakabilir miyim? daha fazla okula para ödemek istemiyorum. Yani onun yerine başvuru için masrafları ödemem gerekiyor diyor bu takipçimiz. Bu takipçimize tavsiyem şu yönde olacak. Kesinlikle sürecini tamamlamadan var olan statüsünün bağlı olduğu okulu bırakmaması yönünde. Çünkü eğer böyle bir durum yaparsa statüsü ilerleyecektir. Ve statüsü ilan edildiğinde görevlilerin önüne bir dosya girmekte ve onlar sizin green card dosyanızı tespit edemezseler o zaman sizi ar aramaya ya da size bakmaya başlayacaklardır. Dolayısıyla bu tip bir diyalog ya da durumla karşı karşıya kalmamak için hiç gerek du e, duymadan e, okul sürecini sizin yeşil kart süreciniz tamamlanana kadar devam ettirmenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Daha önce yurt dışına çıkmadım. Özel sektörde öğretmenim ee, Balay için Amerika vizesi alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şöyle bir durum var. Tabii ki vize başvurusu yapmanızda bir engel yok. Önemli olan bu vize başvurusu yaparken Amerikan konsolosun sizin gerçekten buraya geliş amacınızı söylediğiniz amaç olduğuna inanması ve ondan sonra da dönecek olmanız da inanması. Dolayısıyla bunun içinde sizin tabi hiç çıkmamış olmanız çok olumlu bir durum olarak görünmeyebilir. Ama Türkiye'deki bağlarınız ve çalıştığınız yer ya da işte durumunuz sizin vizeye almanıza imkan sağlayabilir. Ve bu durumlarda tavsiyemiz hiç yurt dışı yapmadıysanız öncelikle bir Avrupa yapıyor olmanız de aslında Amerikan vizesi almanızda olumlu etkisi olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 yatırımcı vizesi için çalışan istihdamı konusunda bir çalışanın 8 saat çalışma mecburiyeti var mı? Yoksa 3-4 elemanı 4'er 5'er saat part time şeklinde çalıştırabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. E2 yatırımcı vizelerinde tabii ki istihdamın olması, çalışanların olması şart, gerekli. Çünkü işleri kimin yaptığını bilmeleri gerekecek. Sadece bir çalışanın e, günde 8 saat, haftada 40 saat devamlı orada çalışıyor olarak gösterilmediğim mecburiyeti yok. Siz onun yerine bir daha fazla kişileri alabilirsiniz çalışıyor olarak ve onlar arasında part time'larla yani yarı yarı bölümlerle paylaşım yapılması da hiçbir sıkıntı yaratmaz. Bu da kabul gören bir durumdur. Dolayısıyla bu şekilde siz çalışanlarınıza iş e, şirketin işini ilerletebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 5 yıllık öğrenci vizesinden sonra Amerikan vatandaşı olabilir miyim? Veya nasıl ABD vatandaşı olurum? Diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi 5 yıllık öğrenci vizesinden sonra e, Amerikan vatandaşı olma diye bir durum söz konusu değil. Sizin öncelikle green card alıyor olmanız lazım. Tabii bu da öğrenciyle ilgili değil. Bu da size ya işte bir ailevi başvuru, iş yeri başvurusu ya da sizin yapacağınız kendi başvurunuz imkanı sizin imkan veren durumlarda yeşil karta öncelikle gitmeniz gerekiyor. Yeşil karta gittikten sonra genelde 5 yıl bekleme durumu olacak ve ondan sonra Amerikan vatandaşına geçiyor olacaksınız. Dolayısıyla Amerikan vatandaşlığına gidebilmek için öncelikle green card sahibi olmanız lazım ve bu green kartı da alabilmek için sizin ya bir ailevi başvuru ya da bir şirketin size başvuru yapması ya da sizin kendi yeterliliğinizden dolayı Green Card'a başvuru yapmıyor yapıyor olmanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD EB3 vizesi nedir? Nasıl alınır? Prosedürü hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? diye bir takipçimiz bize soruyor. EB3 yeşil kart kategorisi Amerika'da size sponsor olacak bir şirketin olmasını gerektir. Dolayısıyla Amerika'da bir şirketin sizin ya eğitiminizden dolayı ya da bir belli bir yeteneğinizden dolayı ya da bir işteki tecrübenizden dolayı sizi bir pozisyona alıyor olmasıdır. Önemli olan nokta bu şirketin finansal durumunun sizi almasına yeterli olması gerekiyor. İkincisi de sizi bu pozisyona alabilmesi için de Öncelikle Labor Departmanı yani İş ve İşçi Bakanlığı'na başvuru yapıyor olması ve oradaki süreci tamamlaması lazım. Yani Amerika vatandaşının birinin o pozisyonu bulamadığı zaman o pozisyonu yapmak için sizi o yüzden istediğini göstermesi lazım. Ondan sonraki aşamada göçmenlik dairesinde göçmenlik vize başvurusu sizin için yapması gerekiyor. Ve son aşamada sizin yeşil kartla gidebilme aşamanız oluyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da Work and Travel yaparken ikinci iş bulup çalışmamız yasal mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'daki Work and Travel programını yaparken o programda çalışmak için izin almış durumdasınız. Dolayısıyla o programın dışında burada kalabilmeniz için yani başka bir yerde çalışabilmeniz için öncelikle söyleyeceğim tabii ki bu mümkün olmayacaktır. Ama bunun mümkün olabilmesi için de size sponsor olan Work and Travel sponsorunuzun size bu noktada izin veriyor olması gerekir. Dolayısıyla siz bu noktada başka bir işte çalışacaksanız o zaman sponsor firmanızın öncelikle onayını almanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'daki birinin bize para göndermesi bizim Amerika'da turist vizesi almamızı engeller mi diyor. Yani bahsettiğiniz o çok genel ama e, niye engellesin diye aklıma geliyor. Ama tabii ki Amerika'dan biri size bir para gönderebilir. Ama bu zaten Amerikan konsolosu ilgilenen bir durum olmayacaktır. Dolayısıyla vize almanıza sadece Amerika'dan birinin para gönderiyor olması gibi bir sebep getirilip vizenizin almama durumu söz konusu olmayacaktır. Ama dediğim gibi durumu anlamak lazım. Konsolosluğun neden bu konuda bilgi sahibi olacağını anlamakta tabii fayda var diye düşünüyorum ama benim vereceğim cevap bu olacak. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya iltica sürecinde dosyamızın ilk görüşmede kabul edilme ihtimali var mı? Yoksa mahkemeye çıkmak kural mı diye bu takipçimiz soruyor. Tabii ki böyle bir başvuru yapıldığında sizin iki aşamayı dikkate almanız gerekecektir. Birincisi ideal aşama. Ideal aşamada dosyanızın sonuçlanma ihtimali mümkün. Ama her zaman bu şekilde bir karar alınacaktır diye bir durum söz konusu değil. Eğer ilk aşamada bu tamamlanmazsa ya da sonuçlanmazsa o zaman mahkeme aşamasına sevk edilecektir. Ve mahkeme aşamasında da sizin e, bu dosyayla ilerlemeniz, yani ilerleyecekseniz devam ediyor olmanız lazım. Kita sonuçlanana kadar. Yoksa böyle bir kural yok. Yani direkt mahkemeye gidecek diye bir kural yok. Ama tabii e, ço hani her başvuruda ilk aşamada kabul edilecektir diye düşünmemeniz gerekiyor. E, bu şekilde takipçimizin sorsunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card ile Amerika'ya geldiğimizde üniversite okumak için statü değiştirmek gerekir mi? Green Card sahipleri Amerika'da nasıl üniversiteye gider diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Green Card ile Amerika'ya geldiyseniz tabii ki Amerika'da üniversitelerde okuyabilirsiniz. Bunun için başka bir statüye daha geçmenize gerek yok. Zaten Green Card statüsündesiniz. önemli olan üniversitenin sizi kabul ediyor olması. Üniversitesi kabul ettikten sonra siz var olan green card statünüzle Amerika'daki bir üniversiteye gitmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerikalı biriyle ortak iş kurma durumunda hangi vize alınıyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya yatırım yapacaksanız, burada Amerikalı ortağınızla iş iş yapıp şirketi yönetecekseniz o zaman sizin tabii ki yatırım vizesi almanız imkanınız olacaktır. Eğer bir yatırım yapıyorsanız ve bu yatırımı yönetecekseniz E2 vizesi en ideal vize olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde E2 vizesiyle Amerika'ya geldiğimizde çocuğumuzu okula kayıt yaptırdığımızda belirli bir süre sonra çocuk için öğren öğrenim vizesi almamız gerekir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika E2 yatırımcı vizesiyle geldiğinizde çocuğunuzu okula kaydedebilirsiniz ve çocuğunuz da sizin size bağlı olan E2 statüsüyle burada eğitimini yapabilir. Bu noktadaki sınırlama çocuğunuz ta ki 21 yaşına kadar gelene kadar olacaktır. Dolayısıyla 21 yaşına geldiğinde de yaklaştığında o zaman var olan E2 statüsünden ya da vizesinden öğrenci vizesine geçmesi gerekecektir ki eğitimini devam ettirebilsin. Eğer o zaman itibariyle eğitimini hala yapıyorsa deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Kızım Amerikan vatandaşı benim için Green Card başvurusu yaptı. Henüz cevap gelmedi. Bu süreçte tur sizemle Amerika'ya gidebilir miyim? Amerika'ya girişte sınırdan sorun yaşar mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Siz var olan Amerikan vizesiyle, turist vizenizle Amerika'ya gelip gidebilirsiniz. Tabii ki bunda bir engel yok. Fakat girişlerde görevliler kızınızın size yaptığı başvuruyu görecekler. Ve dolayısıyla bu başvuruyu size sorabileceklerdir. Ama bu başvurundaki bekleme süresinin uzunluğuna göre sizin aslında daha ne kadar green card beklemeniz ne kadar uzunsa o kadar girişlerde bir sorun yaşamayacaksınız. Çünkü gün sonunda böyle bir durumla karşı karşıya bile kalsanız kızınız üzerinden yeşil kartla gidiyor olmanız yıllar süreceği için görevler bir sorun yaşattırmayacaklardır ise ve siz bu sayede seyahatinizi edebileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card'a hak kazandığımızda erteleyebiliyor muyuz? Veya erteleyeceksek konsolosluğu göçten sonra mı erteleyebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Green Card eğer çekilişten çıktıysa bu hakkınızı ta ki gelecek yılın Eylül'e kadar erteleyebilirsiniz. Yani ama o Eylül'den sonra artık o hakkınız kalmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada siz gerekli başvurularınızı yapıp Amerikan konsolosluğundan bir randevu aldığınızda eğer gidemeyecekseniz tabii ki onlardan erteleme isteyebilirsiniz. Ama dediğim gibi önemli olan sizin göçmenlik vizenizi ta ki gelecek yıl Eylül ayına kadar alıyor olmanız yoksa hakkınızı komple kaybedeceksiniz deyip Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Pasaportumda Amerika'nın seyahat yasağı uyguladığı bir ülkenin damgası var. Üniversitede bu ülkenin dilini okuyorum ve turist olarak gittim. Bu durum yine de ABD vize başvurumu olumsuz etkiler mi diye takipçimiz bize soruyor. Maalesef etkiler diye düşünüyorum. Çünkü zaten şu an Amerika'nın bu tip ülkelerden kişilerin gelmesiyle ilgili olan yasaklar devam ettiği için... Amerikan konsolosluğu da sizin bu ülkelere niye gittiğinizi anlamaya çalışacaktır ve araştırma yapmak isteyebilir. Eğer size vizeyi vermek isterseler hala tabii ki verebilirler. Ama bu sebepten dolayı vermek istemezseler de böyle bir durumda da karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani vize vermeyebilirler. Bu da bir ihtimal olarak dikkatli almanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 yatırımcı vizesi şirket kuruluşu için Vergi ve işlem açısından en avantajlı şirket kuruluşu hangisidir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki sizin nerede olduğunuzda ve şirketi nerede kuracağınız, kaç ortak olup olmayacağınız bütün bu soruları değiştirebilir. Durumu değiştirebilir ama LLC şirketini önerebilirim. LLC ile ilerleyebilirsiniz deyip Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bir takipçimizden gelen soru şu yönde: Amerika'da dil okulu okurken üniversiteye geçme başvurusunu orada okurken yapmak mı daha sağlıklı yoksa Türkiye'ye geldikten sonra mı başvuru yapsam daha sağlıklı olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz zaten eğer Amerika'da dil okulunda okuyorsanız ve programınız devam ederken üniversiteye de kabul oluyorsanız o zaman buradan herhangi bir e, ekstra bir statü değişine girmeden okulunda başlayabilirsiniz. Dolayısıyla ikisi de mantıklı. Önemli olan sizin burada ihlal, etmem ihlal yapıyor olmamanız Amerika'da. Yoksa var olan e, F1 öğrenci vizesi ya da statüsüyle siz dil okulundan üniversiteye geçiş yapabileceksiniz. İster o geçiş tamamlanmadan yani siz onayı aldınız ve okul programına başlamadan vizenizi alabilirsiniz. İsterse program devam ederken, üniversitedeyken bir arada vizenizi alabilirsiniz. Bunu söylemek çok zor ama ee, tabii ki eğer sağlıklı olur noktasını duymak istiyorsanız o zaman dil okul eğitiminizin sonunda okulda üniversiteden kabul alırsanız o zaman Türkiye'ye gidip Türkiye'den Amerikan konsolosluğundan vize almanız mümkün olacaktır deyip bu şekilde ilerlemenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.